İki aydan uzun bir süredir aktif bir şekilde kullandığım ve tüm detaylarıyla test ettiğim Lenovo Yoga Slim 7i Pro ile olan deneyimlerimi bu videoda sizinle paylaşacağım. Merhaba, İnceleme Koya hoş geldiniz. Bu videodaki inceleme konuğumuz olan Lenovo Yoga Slim 7i Pro modelini bir süredir aktif bir şekilde deneyimliyorum ve tüm detaylarını sizlerle paylaşmak için çok heyecanlıyım. Ben Lenovo Yoga Slim 7i Pro'yu kullanırken oldukça keyif aldım ve şaşırtıcı özellikleri de fazlasıyla dikkatimi çekti. Bu bilgisayar hem iş profesyonelleri için hem de yaratıcı içerik üreticileri için bence harika bir tercih. Gelin tüm detaylarıyla Yoga Slim 7i Pro'yu ele alalım. Tasarım detaylarıyla başlayacak olduğumuzda alüminyum bir gövdeye sahip olan Lenovo Yoga Slim 7i Pro gerçekten çok şık görünüyor. İnce çerçeveli ekranı, kasa kalitesi, klavye dizilimi ve arka taraftaki sade tasarımıyla beraber bilgisayar görsel olarak premium bir cihaz olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 1,5 kilo ağırlığına sahip olan bilgisayar oldukça da ince. Lenovo Yoga Slim 7i Pro'yu böylelikle taşımanız da bir hayli pratik oluyor. Gerçekten sahip olduğu güçlü özellikleriyle bu denli taşınabilir bir cihaz olması bu dizüstünün en büyük avantajlarından bir tanesi. Lenovo Yoga Slim 7i Pro'nun iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Kayrak grisi ve açık gümüş olarak Lenovo bu renkleri isimlendirmiş. Bizdeki kayrak grisi olarak isimlendirilen renk bence oldukça premium duruyor ama diğer renk seçeneği de açık tonlarda, o da çok güzel. Siz iki farklı renk seçeneği arasından tercihinizi yapabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarın bağlantı girişleri de oldukça kullanışlı. Ben kullandığım süre boyunca oldukça memnun kaldım. Lenovo Yoga Slim 7i Pro'nun sol tarafında 2 adet USB Type-C girişi bulunuyor. Bu Type-C girişleri hem USB 4.0 standartını destekliyor hem de Thunderbolt 4 lisansına sahipler. Bu da demek oluyor ki en güçlü USB Type-C bağlantısını bu cihazda kullanabilirsiniz. Her iki port üzerinden de bilgisayarı şarj etmeniz ya da hızlı dosya transferi gerçekleştirmeniz mümkün. Harici SSD kullanarak da bir hayli proje dosyasını biz bu cihaza aktardık ve performansından çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Bilgisayarın sağ tarafında ise artık ben standart USB demiyorum, kalın USB girişi bulunuyor. Eğer USB tipa girişine ihtiyaç duyarsanız Yoga Slim 7i Pro'da bu girişi de kullanabilirsiniz. Özellikle ofis ortamında oldukça ihtiyaç duyabileceğiniz bir giriş. Bu giriş örneğin bir USB alıcısı takabilirsiniz ya da işte ofiste bir flash bellek vardır ve onu takmanız gerekir. Bu bağlantılar için bu girişi de kullanabilirsiniz. Bununla birlikte bilgisayarın sağ tarafında 3,5 mm'lik kulaklık girişi ve güç tuşu bulunuyor. Lenovo Yoga Slim 7i Pro'nun oldukça premium bir cihaz olduğunu gösteren belki basit ama en etkileyici detaylar biri de kapağı kapalı iken tek elle rahatlıkla kaldırabiliyorsunuz. Şöyle bir örnek verebilirim. Kaldırdığım zaman ekstra destek almaya ihtiyaç duymadan Yoga Slim 7i Pro'nun kapağını kaldırabildim. Ayrıca bilgisayarın ekran kısmının üstünde tam tepesinde Yoga 7 Series yazısına yer veriliyor. Bu yazıda oldukça havalı görünüyor. Özetleyecek olursak ben Yoga Slim 7i Pro'nun tasarım detaylarını çok beğendim. Ama tabii ki bilgisayarın asıl donanımını gösteren ekran ve teknik özellikleri de bir hayli başarılı. Ekran detaylarıyla devam edecek olursak Yoga Slim 7i Pro'nun 14 inçlik 2.8K çözünürlüğünde ve 16:10 formatında bir IPS ekranı bulunuyor. 16:10 formatı sayesinde çok daha geniş bir çalışma alanına Lenovo Yoga Slim 7i Pro'da sahipsiniz. Aynı zamanda 2.8K'lık yüksek çözünürlükte çok güzel grafikler görmenize yardımcı oluyor. Yoga Slim 7i Pro 14 inç ekran boyutuyla geniş bir ekran sunarken aslında ince çerçevelerinden dolayı daha kompakt bir kasada daha büyük bir ekran boyutu sunuyor. Böylelikle bilgisayarın geniş ekranı bulunurken yine bilgisayarı taşımak oldukça kolay. Bu ekran %100 olarak sRGB renk paletini destekliyor. Bu da demek oluyor ki örneğin biz bu videoyu sRGB olarak çekiyoruz ve bu videonun 4K'daki profesyonel kurgusunu doğru renkleri görerek Yoga Slim 7i Pro'da yapabileceğiz. Bilgisayar maksimum 400 nit ekran parlaklığına ulaşabiliyor. 400 nit ekran parlaklığı da ofis ortamı için zaten fazlası da yeterliyken güneş ışığında da ihtiyaç duyduğunuz durumlarda bilgisayarın ekranını görmenize yardımcı olacak. Bir içerik üreticisi olarak benim günümün büyük bir kısmı yazı yazarak geçiyor. Bu videolara çalıştığım metinler, mailleşmeler ve özel içeriklerde fazlasıyla yazı yazıyorum. O yüzden bir dizüstü bilgisayarda klavye deneyimi benim için çok önemli. Yoga Slim 7i Pro bu noktada da beni oldukça tatmin eden bir model oldu.
Yoga Slim 7i Pro'da Lenovo'nun TrueStrike klavye dizilimine yer veriliyor. TrueStrike klavyede siz yazı yazarken tüm tuşlar hangi noktasından basarsanız basın aynı tepkimeyi veriyor. Böylelikle siz hiçbir şekilde teklemeden akıcı bir şekilde çok iyi bir hissiyatla yazılarınızı yazabiliyorsunuz. Aynı zamanda yumuşak basma hissiyatı da akıcılığınızı destekliyor ve bilgisayarı ilk elinize aldığınızda bile çok hızlı bir şekilde akıcı yazılar yazabiliyorsunuz. Bu klavye aynı zamanda bir ışıklandırmaya da sahip. Beyaz ışık aydınlatması Yoga Slim 7i Pro modelinde bulunuyor. Klavyenin parlaklığını ayarlamak için FM ve boşluk tuşlarından modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. 4 farklı kademede bu parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Kısık, yüksek, otomatik ve kapalı şeklinde ayarlamaları mevcut. Bilgisayarın touchpad'i de oldukça kullanışlı ve akıcı bir şekilde çalışıyor. Ben kullandığım süre boyunca aslında çok fazla mouse'a ihtiyaç duymadan da akıcı bir şekilde işlerimi yapabildim. Touchpad'in basma hissiyatı da, dokunma hissiyatı da oldukça iyi. Touchpad'i kullanırken aynı zamanda el hareketlerini de çok iyi bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Böylelikle uygulamalar arasında hızlı geçiş yapmak, ana ekrana dönmek gibi hızlı geçişler için de Yoga Slim 7i Pro'nun touchpad'i oldukça başarılı. Bence Lenovo zaten Windows dizüstü bilgisayar üreticileri arasında hem klavye hem de touchpad tarafında en başarılı olan üretici. Bu cihazda da Lenovo harika bir iş çıkarmış. Lenovo Yoga Slim 7i Pro'nun kızılötesi kamerası bir dizüstü bilgisayarda görebileceğiniz en gelişmiş yeteneklere sahip. Kızılötesi kamera her şeyden önce size bir biyometrik güvenlik sunuyor. Böylelikle yüz tanımayı kullanarak Yoga Slim 7i Pro'nun kilidini açabiliyorsunuz. Ancak bu özellikler yüz tanımayla sadece sınırlı değil. Örneğin siz laptopun kapağını açık bir şekilde bıraktınız ama bilgisayar kapalı gittiniz. Ekran kapalı bir şekildeyken tekrar geldiğiniz zaman bilgisayar önce önünde bir hareket olduğunda ekranını açarak geldiğinizi algılıyor, uyanıyor ve o anda yüzünüzü tanıdığında hiçbir tuşa dokunmadan kilidini kolaylıkla açabiliyor. Aynı zamanda kızılötesi kamera Glance uygulamasıyla da uyumlu çalışıyor. Böylelikle Glance uygulamasından ayarları aktif ettiğinizde siz ekrana bakarken arkadan tekrar biri baktığında şu anda ekranınızı gören biri olduğu hakkında uyarı verebiliyor. Özellikle bazen ofislerde bu durum olabiliyor ama örneğin kafede çalışmayı seven biriyseniz kafede arkanızdan geçen meraklı biri ekranınıza baktığı zaman ekranınızı gören biri olduğunu o uyarıdan anlayabiliyorsunuz. Özellikle şirket dokümanları için çalışıyorsanız bu tabii ki önemli. Pek tabii sizin kişisel alanınızı korumanız için de önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum. Yoga Slim 7i Pro'nun kızılötesi kamerası Glance uygulamasıyla birlikte yine çalışanlar için de oldukça güzel özelliklere sahip. Günümüzde artık hepimiz çalışırken genellikle online toplantılarda oluyoruz. Yoga Slim 7i Pro siz online toplantıdayken toplantıda olduğunuzu algılıyor. Ekrana baktığınızı görüyor ve siz ekrana bakmadığınız durumda ya da bilgisayarın başından kalkıp gittiğiniz durumda hatalı bir şey söylememeniz ve sesin karşı tarafa gitmemesi için eğer mikrofon açıksa mikrofonu kapatıyor. Böylelikle olası ses kazalarının önüne geçilmiş oluyor. Yine güzel özelliklerinden biri siz örneğin Lenovo Yoga Slim 7i Pro'yu monitöre bağladıysanız ve monitörle bilgisayar yan yana konumlanıyorsa kafanızı laptop ekranından monitör ekranına çevirdiğinizde ekrandaki tüm içerikler büyük olan ekrana taşınıyor. Geri kafanızı çevirdiğinizde ise tekrar o ekranın içerikler dönüyor. Böylelikle çok pratik bir şekilde pencereleri de iki ekran arasında taşıyabiliyorsunuz. Tabii bu özelliklerin tamamı aslında söylediğimiz gibi Glance uygulaması üzerinden ayarlanabiliyor. Glance uygulaması Yoga Slim 7i Pro'da ön yüklü olarak geliyor. Eğer siz de bu dizüstü bilgisayarı kullanıyorsanız Glance uygulamasına girip gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz. Dilerseniz tabii ki bu özellikleri kullanıp kullanmamak da sizin elinizde. Lenovo Yoga Slim 7i Pro sahip olduğu teknik özelliklerle hem profesyoneller hem de içerik üreticileri için oldukça güçlü bir bilgisayar. Bizim incelediğimiz modelde Intel'in 11. nesil Intel Core i7-11370H işlemcisi bulunuyor. Oldukça performanslı çalışan bu işlemci yüksek boyutlu ofis programlarını kullanmanın yanı sıra 4K videoları düzenleyebileceğiniz ya da profesyonel tasarım işlerinizi yapabileceğiniz programları da kolaylıkla çalıştırabilir. Özellikle biz de video düzenlerken Lenovo Yoga Slim 7i Pro'yu kullandık ve 4K profesyonel videolarımızın çıktısını alırken oldukça başarılı bir performans verdiğini söyleyebilirim. Bilgisayarın Intel Core i7 işlemcisine tabii ki eşlik eden Intel Iris Xe dahili grafik işlemcisi var. Ancak bu bilgisayarda
Nvidia'nın MX450 harici grafik işlemcisine de yer veriliyor. Harici ekran kartı desteğiyle birlikte yüksek grafik işlem gücü gerektiren programları da Lenovo Yoga Slim 7 Pro ile kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda sadece tabii burada iş yapmak değil, canınız sıkıldığında oyun oynamak için de Lenovo Yoga Slim 7 Pro'da bazı yüksek grafiklere sahip oyunları da oynayabilirsiniz. Bilgisayarda 16 GB LDDR4X RAM ve PCI Express M.2 standartında 1 TB'lık SSD'ye yer veriliyor. Tabii ki bu konfigürasyona göre değişebilir. Bu bizim test ettiğimiz modeldeki konfigürasyon. Bununla birlikte 16 GB'lık RAM'e sahip olması da özellikle uzun vadede Lenovo Yoga Slim 7 Pro'yu kullanmak isteyenler için önemli bir avantaj. Aynı anda birçok uygulamayı bu bilgisayarda kullanabilirsiniz. Bilgisayarda dahili olarak Lenovo Vantage uygulaması ön yüklü geliyor. Bu uygulama sayesinde de bilgisayarı kolay bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Performans kaybı yaşamanın önüne geçip bilgisayarı optimize edebiliyorsunuz. Bu da Yoga Slim 7 Pro'yu kullanırken daha akıcı çalışmasına yardımcı oluyor. Bu dizüstü bilgisayarda tabii ki Lenovo'nun bir ürünü olmasıyla beraber Lenovo Vantage uygulaması da ön yüklü bir şekilde geliyor. Aslında Lenovo kullanıcıları Lenovo Vantage uygulamasını oldukça yakından tanıyorlar. Bu uygulamayla beraber bilgisayarınızın mevcut kondisyonunu rahat bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz ve detaylarını kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda performans optimizasyonu yapmak için çeşitli özel ayarlamaları da bu uygulama üzerinden yapmanız mümkün. Ayrıca bilgisayarın garanti durumunu da bu uygulama anlık olarak gösteriyor ve bir desteğe ihtiyacınız olduğu zaman kolaylıkla destek işlemlerini Lenovo Vantage uygulaması üzerinden başlatabiliyorsunuz. Lenovo Yoga Slim 7 Pro'da Wi-Fi 6 802.11ax alıcısına yer veriliyor. Böylelikle düşük gecikmeli olarak yüksek hızlı internet ağlarına Yoga Slim 7 Pro ile beraber bağlanabilirsiniz. Bilgisayarda aynı zamanda Bluetooth 5.1 standartı da destekleniyor. Hoparlör kalitesine gelecek olduğumuzda Lenovo dizüstü bilgisayarlar genellikle hoparlör konusunda da başarılarıyla öne çıkan cihazlar. Bu modelde de Harman tarafından üretilen Dolby Atmos lisanslı 2 adet her biri 2 wattlık hoparlörlere yer veriliyor. Lenovo Yoga Slim 7 Pro'nun hoparlör kalitesinde ben oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Son olarak dizüstü bilgisayarlardaki en önemli konu batarya. Lenovo Yoga Slim 7 Pro sahip olduğu tüm özellikleriyle beraber batarya tarafındaki üstün performansıyla da bence dikkat çekiyor. Ben bilgisayarı şu anda Windows 11 işletim sistemi sürümüyle kullanıyorum. Bu yüzden Windows 11 henüz çok optimize çalışmadığı için yeni bir Windows sürümü olduğu için batarya tarafında benim ortalama 4 saatlik aktif kullanım ihtiyacımı karşılıyor. Ancak Windows 11'e güncelleme yapmadan önce bilgisayarı kutudan çıktığı haliyle kullandığımda günlük 8-9 saate varan pil sürelerine Yoga Slim 7 Pro ile ulaşabiliyordum. Bence aktif bir kullanımla beraber ortalama 6 saat boyunca Lenovo Yoga Slim 7 Pro'yu sizi yarı yolda bırakmayacağı şekilde kullanabilirsiniz. Çok aktif bilgisayar kullanan biri değilseniz bu pil süreleri 9-10 saate de rahatlıkla ulaşabilir. Tabii ki pil konusu birazcık kullanıcının da kendisine bağlı olan bir konu ama genellikle ben pil performansından çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Aynı zamanda bilgisayarı bir hayli hızlı da şarj edebiliyorsunuz. Bunun temel nedeni de tabii ki kutu içerisinden çıkan 95 wattlık şarj adaptörü. Bilgisayarın en güzel taraflarından biri de hem 95 wattlık adaptörle beraber gelmesi hem de bu adaptörün Type-C çıkışına sahip olması. Yani Lenovo Yoga Slim 7 Pro'da kullanacağınız güç adaptörü USB Type-C'ye sahip. Böylelikle Type-C ile de beraber oldukça pratik bir şekilde bu bilgisayarı kullanabiliyorsunuz. Özetleyecek olursak Lenovo Yoga Slim 7 Pro sahip olduğu gelişmiş ekranı, güçlü teknik özellikleri, şık tasarımı ve tabii ki diğer yetenekleriyle tercih edebileceğiniz bence en iyi profesyonel dizüstü bilgisayarlardan bir tanesi. Günlük kullanım ihtiyaçlarınızın yanı sıra birçok iş için ya da birçok profesyonel uygulamayı kullanmak için de Lenovo Yoga Slim 7 Pro modelini tercih edebilirsiniz. Bu cihazla ilgili sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmında bizimle sorularınızı da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.